Ne düşünüyorum biliyor musun? Nereden bileyim? Hani bir film seyretmiştik ya. Aşk filmi. Hasta kızla sevgilisi. Ha, hatırladım. İkimiz de ağlamıştık. Kendi yaşamımıza benzetmiştik. O film bir fikir verdi bana. Orada kızı nasıl uyuttular? Dondurdular yani. Hastalığına çare bulunca da uyandırdılar. Tam 30 yıl sonra. Mantıklı ama. Olabilirmiş. Bu konuda bilgi topladım. Hey, dilinin altında ne var senin? Amerika'ya gidelim, dondursunlar seni. Tamam, tamam, anladık. Hiç çeneni yorma. Sanki dediğini yaptık. Ben 30 yıl sonra bu yaşımda uyanacağım. Sen yaşlanacaksın, moruk olacaksın. Yağma yok. Moruk mu? Olsun. O zaman beni beğenmeyebilirsin, sevmeyebilirsin. Ama ben onu göze alıyorum. Ben almıyorum canım. Bu palavralarla benden kurtulamazsın. 1000 yıl yaşayacaksın deseler gene de senden ayrılmam. Aycan! Aycan ne oldu? Bak ya, ayağım nasıl akıyor. Hiç kımıldama. Arabayı alıp geleyim ha. Oh, gitme. Bırakma. İyi değilsin. Hastaneye yetiştireyim. Yanımda kal. Sarıl bana. Sarıl bana Emrah. Özür dilerim. Daha uzun olsun isterdim. Galiba benden bu kadar. Aycan! Aycan! Üzgünüm. Aycan'ın yazgısı bu diyebilirim. Odasından çıkmasaydı daha uzun yaşayabilirdi belki. Belki diyorum. Çünkü kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ömrünün kısalmasına ben sebep oldum. Kendini suçlama. Senden önce bitkisel bir hayat yaşıyordu. Yarınsız, umutsuz ve sevgisiz. Ona sen hayat verdin, yaşattın. Bunu sakın unutma. Kızımızı görebilir miyiz? Tabii. Yalnız biraz acele ederseniz iyi olur. Gözde anneciğim, ağlama. Kızınız çok mutlu oldu. Kızına kavuşan anne sevinçten ağlamaz mı yavrum? Vedalaşırken de ağlar benim canım annem. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Canım kızım benim. Yavrum. Aa, vallahi kıskançlıktan ölürüm. Beni sevmiyor musun Hınzır? Seni nasıl sevmem? Sen benim ikinci annemsin Fatoş'um. Hakkını helal et. Delinin zoruna bak. Ah eşek kafam. Senin kıçına kıçına vurmadım da zamanında. Şımarttım. Yavrum benim. Aranızda konuşun da düğün gününü kararlaştırın. Benim düğünüm şimdi baba. Bütün sevdiklerim yanımda. Her zaman şunu düşün. Senin kızın çok mutlu yaşadı. Kendine iyi bak babacığım. Kızım. Kızım yavrum benim. Yavrum benim. Sakın benim için üzülmeyin. Hepinizi çok seviyorum.
Hepimizin gevezeliği tuttu ayol. Gençleri yalnız bırakalım da hasret gidersinler. Yavrum! Kızım! Korkuttun beni Hızır. İyiyim şimdi. Naz yapıyorsun değil mi? Yeni gelinim ya işte ondan. Daha değilsin. Resmi nikah yapacağız. Düşünmem lazım. Belki önüme senden daha iyi bir kısmet çıkar. Bak bir dene. Vallahi ikinizi de vururum. Hey, neler konuşuyoruz böyle. Şarkın ne oldu şarkım? Pilav okudum. Yakında piyasaya çıkıyor. Ben yetişemeyeceğim Emrah. Saçmalama. Yetişeceksin. İsmin ünlü bestekarlar arasında anılacak. Bu iyi. Demek ki her zaman hatırlanacağım. Hiç unutulmayacağım. Böyle konuşmakla beni üzüyorsun. Konserimde şarkını okuyacağım. Ve sen ön masada beni dinleyeceksin. Biliyorum. Bizim oyunumuz devam edecek. Ben yokken bile sen beni orada göreceksin. Sen her zaman benim için var olacaksın Aycan. Onu da biliyorum. Beni unutmayacaksın. Biri vardı diyeceksin. Beni canımdan çok sevmişti. Kollarımda ölürken en büyük mutluluğu yaşamıştı diyeceksin Emre. Sarılıyorsun bana. Sana o kadar ihtiyacım var ki. Şimdi okuyacağım şarkının bestekarı, ne yazık ki aramızda yok. Onun hikayesini hepiniz biliyorsunuz sana. Bu şarkıya can veren, şarkıyla duygularını dile getiren o sevgili varlığı sevmiştim ben. Bir oyun oynardık ikimiz. Ayrı kalsak bile birbirimizin yanında hissederdik kendimizi. Şimdi ben aramızda görüyorum onu. Sevgi dolu sıcacık bakışlarını üzerimde hissediyorum. Bugün için değil, yaşadığım sürece bu böyle devam edecek. Onu ölünceye kadar seveceğim. Allah'ım, göğsünde Allah'ım.